Merhaba arkadaşlarım. Biz bazen analitik geometri sorularını çözerken muhteşem geometri bilgimizi de kullanmamız gerekiyor. Şimdi içinde bol miktarda geometri olan bir test çözeceğiz. Şimdi ilk sorumuza geldiğimiz arkadaşlar şu şekilde ABC'de bir kare C noktasının koordinatlarını soruyor bana. Güzel arkadaşlarım, bu soruların çok basit bir yöntemi var. İster verilen şekil dikdörtgen olsun, istersen kare olsun, yapmamız gereken ilk iş verilen şekli bir dikdörtgen için alacağız. Bu açı 90 derece, bu açı 90 derece, 90, 90, 90, 90, 90, yok bu işte 90 diyelim. Arkadaşlar bir geometri sorusunda eğer iç içe diklikler varsa bu AB 90 benzeridir. AB 90, B 90, AA 90, BB 90, AA 90, BB 90, AA 90, B. AB 90, AB 90, AB 90. 4 tane benzer üçgen var. 90 karesi karenin bir kenarı, karenin bir kenarı, 90 karesi karenin bir kenarı, 90 karesi karenin bir kenarı. Artık bu üçgenin adı arkadaşlar eş üçgen oldu. Peki, şimdi buradan devam edersem B'nin koordinatları 7, 3. Demek ki şu uzunluk 3 birim, bu uzunluk 7 birim. Şimdi ben ABC üçgenine baktığımda B'nin karşısı 3 ise DOA üçgenindeki B'nin karşısı da 3 olmak zorundadır. Şu F dersem OF uzunluğu 7 birimdi. 3'ü buradaysa buraya 4 kaldı. O zaman ABF üçgeninde A'nın karşısı 4 ise burada da A'nın karşısı DOA üçgeninde de A'nın karşısı 4 olacak. A'nın karşısı şu üçgende 4 olacak. B'nin karşısı 3 ise burada da B'nin karşısı 3 olmak zorundadır. Bana C noktasının koordinatlarını soruyor. Nereyi sorarsa sorsun fark etmez. C'nin apsisi 4 birim. Ordinatı 7 birim. O zaman C'nin koordinatları 4'e 7'dir. Güzel arkadaşlar. ABC'de düzgün altıgen. KB, KB'ye A dersek AK. 2 tane A. Demek ki arkadaşlar bu düzgün altıgenin bir kenarı 3A. O zaman burası da 3A yaptı. Burada 3A yaptı. Burada 3A yaptı değil mi arkadaşlar? Burada 3A yaptı. Şimdi D ile B'yi birleştiriyorum ben. Şimdi düzgün altıgenin bir dış açısı 360 bölü 6'dan 60 derece yapar. Dış açı 60 ise iç açı 120 derece yapar. O zaman C açısı 120 derece. Şu FC doğrusu C açısını keşif açıya böldü. Bu açı 60, bu açı 60 derece oldu. 60. Şurası ne oldu arkadaşlar? İkizkenar 3A 3A ikizkenar üçgen olduğu için 30 30 120 üçgeni, burası 30 burası 30, burada ne yaptı? 90 yaptı. 90 karesi 3A ise 30'un karesi şu uzunluk arkadaşlar. Şu H dersem HC uzunluğu 3A bölü 2 oldu. Peki KBA ise yukarısı OA da A yapar. Evet. Bana CK uzunluğunu vermiş arkadaşlarım. Pardon, C noktasının koordinatları ona 0 vermiş. Demek bu uzunluk 11'miş arkadaşlar. A artı 3A bölü 2 eşittir 10. 2, 3 daha 5A bölü 2 eşittir 10. İşte aşağı çarpımı 5A eşittir 20. A eşittir 4. A 4 olursa arkadaşlar düzgün altıgenin bir kenarı 4 kere 3, 12. F uzun 12 birim yapar. Bana A noktasının koordinatlarını soruyor. O zaman A ile E'yi böyle birleştirdim. Burası açı 90 oldu. Bu açı 60 derece oldu. Burası 30 oldu. 90'ın karesi 12 ise 30'un karesi 6 yapar. 60'ın karesi 6 kök 3 yapar. Arkadaşım burası 2A ise burada 2A yapar. A'mız 4'tü. 2 kere 4 burası 8 yaptı. O zaman E noktasının koordinatlarını yazıyorum ben. Apsis 8 birim ama solda olduğu için eksi 8'e, ordinat 6 kök 3 oldu. Eksi 8 6 kök 3 cevabımız Edirne arkadaşlarım. Peki. Şekle baktığımızda arkadaşlar şimdi iç içe diklikler var. Öncelikle analitik düzlem üzerinde bir nokta varsa yapmam gereken ilk iş o noktadan eksenlere birer tane dik çekelim arkadaşlarım. Çektim. Burası 6 birim. Burası 6 birim. 6 eksi 6 olduğu için. İç içe diklikler varsa soru benzeri sorusu diyoruz biz arkadaşlar. A 90 B, B 90 A, A şurası 90 A 90 B, B 90 A, A B 90 A B 90. Sarı üçgenle şu beyaz üçgen benzer oldu. A'nın karşısı 6. Buraya H dersem AHB üçgeninde. Buraya da F dersem CFB üçgeninde de A'nın karşısı yine 6. O zaman bunlar eş üçgenler oldu.
O zaman bu iki üçgen eş. Biz şey yapalım o zaman, şu S alanını buradan kesip buraya yapıştıralım. O zaman tar alanlar toplam, buraya da ben A dersem tar sarı alan A artı S. O zaman bu dikdörtgen, daha doğrusu karenin alanı da A artı S oldu. Şu kenar 6 birim. Bu kenar da 6 birim. O zaman alan 6 kere 6 36 yapar. Peki. Dördüncü soruya geldik arkadaşlar. P ağırlık merkezi P'nin koordinatlarını yazabilirim ben. Ağırlık merkezin koordinatlarını şöyle buluyorduk. Apsleri topla, 3'e böl. O noktasının koordinatları 0'a 0. Apsleri topluyorum. 0 artı 6 artı 0 6 yaptı. 6 3'e böldüm 2'ye. 9 artı 0 artı 9 9 yapar. 3'e bölersem 3 yapar. P noktasının koordinatları M virgül neydi? Burası M'ymiş. Burası neymiş? M kare artı ne kareyi soruyor. 2'nin karesi 4. M'nin karesi artı N'nin karesi 3'ün karesi 9. Cevabımız 10 yapar arkadaşlar. Peki. Arkadaşlar bir geometri sorusunda iç içe diklikler varsa soru benzerlik sorusu. Ama burada başka bir şey daha görmeye çalışalım. A noktasının koordinatları 0'a eksi 3 demek burası 3 birim. C'nin koordinatları 12'ye 0 olduğu için burası 12 birim. Dikten dik çekti. H kare P çarpı K. 3 çarpı 12 36 demek ki şu OB uzunluğu 6 birim. Hemen D noktasından da bir dik çektim. Arkadaşlar bakın. Ben bu açı A dersem A 90 B, B 90 A, A 90 B, B 90 A, A 90 B oldu. Şimdi şu buraya H dersem CHD üçgeniyle BOA üçgenine bakarsam AB 90, AB 90, 90 karesi dikdörtgenin kısa kenarı, 90 karesi dikdörtgenin kısa kenarı. Demek bunlar eş üçgenler oldu. A'nın karesi 6 ise burada da A'nın karesi 6 olmalı. Bana D noktasının koordinatlarını soruyor. Peki dikten dik çektiği için bir şey de yazalım. B'nin karesi 3 ise o zaman DCH üçgeninde de B'nin karesi 3'tür. Şimdi dikten dik çektiği için 6'ın karesi 36 eşittir 3 çarpı 12 olmalı. 3'ü buradaysa buraya ne kaldı? 9 kaldı. Şimdi D noktasının koordinatlarını soruyor. Apsis 6 birim ama solda olduğu için sola taraf olduğu için eksi 6 ya. Ordinat 9 birim. O zaman cevabımız eksi 6'ya 9 olur arkadaşlarım. Peki. İki basamak bir sayı koordinat düzleminde gösterirken birler basamağı x ekseninde, onlar basamağı y ekseninde gösterelim. Tamam. Örneğin 46 sayısı şekildeki K noktasını gösteriyor. Bir daha şuraya dikkatli okursak arkadaşlar. Birler basamağın x ekseninde. O zaman yaş 18. Birler basamağı 8 olduğu için 8'e. Onlar basamağında y ekseni 8'e 1'dir. Kim? Gökçe. Tamam. Peki İrem'e bakalım. 21. Bana dedi ki soruda. Birler basamağı x ekseninde. Birler onlar. 21'e baktığımda birler basamağı 1'dir. Onlar basamağı da 2'dir. Birler basamağın x ekseninde, onlar basamağında y ekseninde gösterdim ben. Bu noktalar A ve B'ymiş. Bana A ile B noktalar arasındaki uzaklığı soruyor. İki nokta arasındaki uzaklık arkadaşlarım. Kök içinde y'leri farkının karesi. 2'den 1 çıkarttım. 1. 1'in karesi 1 yapar. Artı x'ler farkının karesi. 1'den 8 çıkarttım. Eksi 7 karesini al. 49. Burası 50 yapar. Kök 50 de 5 kök 2 olur cevabımız. Peki. 7. Dik koordinat sistemindeki köşesi A ve B olan ABC üçgenin alanı 20 olduğuna göre ve C köşesi x eksenin üzerinde. C köşesi x eksenin üzerinde bir nokta. C apsisinin alacağı değerler çarpım nedir diyor bana. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. C noktası diyelim ki şöyle bir şey olsun. Şimdi bu üçgenin bir tabanı var. Bir de yüksekliği var. Yüksekliği 5 birim. Acaba şu taban kaç birim olursa tabana da A dersem taban çarpı yükseklik bölü 2 üçgenin alanı 20'ymiş. 5A eşittir 40'tan A 8. Demek ki taban 8 birim olacak. Şimdi C noktasını soruyor bana. A noktası burada. O zaman 8 birim ya sağa gideceğim ya da sola gideceğim. 8 birim A noktasına sağa gidersem 6 8 daha 14 olur. O zaman C noktasının apsisi 14 olabilir. Değil mi? Ya da yani üçgen şöyle olur arkadaşlar. Diğer şekli de mavi ile çizeyim. Ya da A noktasından 8 birim sağa değil de sola doğru gidersem
Buraya 6, 8 gidersem şu noktaya gelirim. Yani bu nokta ne olur? Eksi 2 olur. Yani bizim üçgenimiz bu defa mavi kafalı şu üçgen olur arkadaşlarım. O zaman koordinatım ya da apsisim ne olur? Eksi 2 olur. C noktasının apsisini alacağı değerler çarpımı soruyor. 14 çarpı eksi 2'den cevabımız eksi 28 olur. Güzel arkadaşlarım. Peki 8. Dik koordinat sisteminde boyu eninin 3 katı. Enine o zaman a dersen boyu 3a oldu. Ve alanı 12a. O da iyi. O zaman dikdörtgenin alanı kısa kenarla uzun kenar çarpmışım. 12 bulmuşum. A'nın karesi 4'tür. A artı eksi 2'dir ama uzunluk negatif olmayacağı için A 2'dir. Demek ki arkadaşlarım bu uzunluk 2 birim, bu uzunluk 6 birim. O zaman burası 2 birim, burası 6 birim. Burası 4 birim. AB uzunluğu soruyor. Uzat şunu şöyle, bir şey kaybetmem. Şurası 2 birim, burada 2 birimdi. Burada 2 birim. Hepsi 6 birimdi. O zaman buraya H dersem BH'a 4 birim kaldı. Burası 6 birim, burası 4 birim. Şu uzunluk da kısa kenar 2 birimdi. Burada 2 birim. O zaman şu ABH üçgeni Pisagor yazarsam 4'ün karesi 16. 6 buradan 4 de buradan 10. 2 buradan 12. 12'nin karesi 144 eşittir AB'nin karesi. 160 eşittir AB'nin karesi. 160 16 çarpı 10 olduğu için AB uzunluğu arkadaşlarım 4 kök 10 olur. Peki. 9. Dik koordinat sisteminde A noktasının x eksenine olan uzaklığı y eksenine uzaklığının 2 katı. Şimdi arkadaşlar bir noktanın x eksenine olan uzaklığı onun y'sidir. Yani y'sinin aslında mutlak değeridir. O zaman mutlak değer 3k eksi 4 x ekseni uzaklığı, y ekseni olan uzaklığı, bir noktanın y eksenine olan uzaklığı o noktanın apsisinin mutlak değeridir. Apsisi k artı 1'in mutlak değeri. Şimdi noktasının x eksenine olan uzaklığı y eksenine olan uzaklığının 2 katı. Şimdi biz bu denklemi çözerken arkadaşlar şu 3k eksi 4'ü sabit tuttum. 3k eksi 4 ya 2 çarpı k artı mutlak değer k artı 1'i olduğu gibi çıkartırım. Ya da yine 3k eksi 4'ü sabit tuttum. 2 çarpı k artı 1 eksi çarparım. Eksi k eksi 1'dir. Yani yan yana iki tane mutlak değerimiz varsa mutlak değer a mutlak değer b'ye eşitse ya a b'ye eşittir ya da a b'nin eksilisidir. Buradan arkadaşlar 2k yaptı. 2k'yı diğer tarafa attım. 1k kaldı. Burası 2 yaptı. Eksi 4'ü diğer tarafa attım. 6 oldu. K ya 6'dır ya da 3k eksi 4 eşittir. Eksi 2k eksi 2 attım diğer tarafa. 5k eşittir. 2'den kaçtır? 2 bölü 5 yapar. Bana toplamı soruyor. 6 artı 2 bölü 5. 6 kere 5 30 artı 2 32 bölü 5 yapar. Sorumuzun çözümü arkadaşlarım. Peki. Dik koordinat sistemine verilen boyalı üçgenin alanını soruyu ben iki yoldan çözmek istiyorum arkadaşlar. Önce üçgenin köşe koordinatlarına göre tablo yöntemiyle alanını bulacağım üçgenin. Bu köşenin koordinatları 3'e 1, 2. O zaman bu üçgenin koordinatlarından biri şöyle A diyelim, B diyelim, C diyelim. B'nin koordinatları 1'e 2. A'nın koordinatlarını buluyorum şimdi. A'nın koordinatları 1, 2, 3'e 1, 2, 3, 4, 5. Evet, o zaman 3'e 5. Bir de C'nin koordinatlarını yazıyorum. C'nin koordinatları 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya 1. 6'ya 1. Peki tablo yöntemli üçgen alanı nasıl buluyorduk? Koordinatları istediğin sırada yazabilirsin. Ben 1 ile başladım. 1'e 2, sonra 3'e 5, sonra 6'ya 1. Kural. En başa kimi yazdıysan en sona onu bir daha yazacaksın. Şimdi tablomuzu oluşturabiliriz. O da eşittir 1 bölü 2 çarpı mutlak değer aç parantez. Aynı tarafa bakanların çarpımından ters tarafa bakanların çarpımını çıkartıyorum. Çarparken işaretleri de dikkate alıyorum. 1 kere 5, 5. 3 kere 1, artı 3. 6 kere 2, artı 12. Bura bitti. Eksi diğer tarafa bakanlar. 2 kere 3, 6. 6 kere 5 artı 30. 1 kere 1 artı 1 yaptı. Ve mutlak değeri kapattım.
O da işte 1 bölü 2 mutlak değer. 5, 3, 8. 12 de buradan 20 eksi. 6, 30, 36, bir daha 37. Burası ne yaptı? Eksi 17. Eksi 17 dışarıya 17 olarak çıkar. O zaman cevabımız 17 bölü 2 olur. Güzel arkadaşlarım. Şimdi Ve ben bunu anladım. Peki. O zaman soruyu bir de ikinci yola çözelim. Siliyorum. Arkadaşlar bu soruları ben şöyle de çözebilirim. Şekli bir dikdörtgen içine al. Dikdörtgen alanını bulalım. 1, 2, 3, 4 çarpı 1, 2, 3, 4, 5. 4 çarpı 5 eşittir 20. Geri kalan bu beyaz alanları çıkarsam bana tarla alan kalır. Öncelikle arkadaşlar şu alttaki üçgenin alanını bulalım. 1 çarpı 1, 2, 3, 4, 5. 1 kere 5, 5 bölü 2. Dik üçgenin alanı dik kenar alan çarpım yarısı yani 5 bölü 2. Şu üçgen alanı bulalım arkadaşlar. Dik kenarlar 1, 2'ye 1, 2, 3. 3 çarpı 2 bölü 2, 6 bölü 2 de 3 yaptı. Tamamdır. Şimdi son üçgen alanını bulalım. 1, 2, 3'e 3 çarpı 1, 2, 3, 4 bölü 2'den ne yaptı arkadaşlarım? 6 yaptı. Bu alanları toplayalım. 3, 6 daha 9, 2,5 daha 9, 10, 11,5. Toplam alan 20 idi. 20'den 11,5 çıkartırsam, 11 çıkarsam 9, 8,5 kalır. 8,5 17 bölü 2 zaten biz az önce cevabı 17 bölü 2 bulmuştuk arkadaşlar. Peki. Geldik 11. sorumuza. Soru çözmem için önce verilenleri yazmam lazım. Ben DC'ye K dersem AD 2K oldu. DC'ye K dedim, AD 2K. AC BC'ye eşitmiş. AC 3K ise BC de 3K. Bir ikizkenar üçgen görüyorum. Demek ki tabanına dik çekeceğim. Çektim dikimi. İkizkenar üçgende bu yükseklik aynı zamanda kenarortay olacak arkadaşlarım. Peki ama şunu dikkat edelim. Burası 2K. 2K'ya A'nın koordinatları 0, 6 olduğu için 6 düşerse 1K'ya bak dikkat et. Ne yaptı? 2K 3 katına çıktı. O zaman K'ya da 3 katına çıkar. 3 düşer. Peki ben bu noktaya H dersem İkizkenar üçgende bu CH yükseklik aynı zamanda kenarortay. Demek ki bu AH uzunluğu 9'sa HB uzunluğu da 9 olur. B noktasının ordinatını soruyor. 3 bura 9 da bura 12 ama aşağı doğru olduğu için cevap eksi 12 arkadaşlarım. Geldim 12. soruya. Yukarıda verilen ABC de eşkenar dörtgen. Aradığımız buydu zaten. A köşesi orijine kadar geldi. C noktasının apsisi kaçtır diyor bana böyle olursa. Peki. A'nın koordinatları 0, 6. Demek ki arkadaşlarım bu uzunluk 6 birim. Tamam. B'nin koordinatları 0, 11. Demek ki şu uzunluk 11 birim. O zaman 11'den 6'yı çıkarsam eşkenar üçgen bir kenarı 5 birim. Bura 5 ise burada 5 yapar. Burada 5 yapar. Her taraf 5 yapar. Peki D noktasının koordinatları K'ya 4. Demek ki Y'si 4 birimmiş. Şuradan bir dik çeksem. Şu uzunluk 4 birim. Burası 5'ti. O zaman buraya 3 kaldı. Ya da şuradan bir dik çeksem. Bura 4 ise burada 4 yapar. Bura 4 birim. Burası 5 birim. Demek burası 3 birim. Şimdi artık ben C noktasının apsisini biliyorum. 11 burası, 3 burası, 14 yapar apsis. Ama C noktasının apsisini soruyor. Tamam. Şimdi arkadaşlarım C noktası burada. Şimdi dikkat edin. A köşesi orijine kadar gelecek. A köşesi orijine kadar gelmesi demek. A noktasının 6 birim sola gitmesi demek. O zaman apsis 6 birim sola giderse C noktasının da apsisi 6 birim sola gider. Apsis 14'tü. 6 birim sola sallarsak 14'ten 6 çıkarsa cevabımız 8 olur. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar.